Abi o zaman sana e, siyasi kariyerinde başarılar diliyorum. Bakanlık Ve buradan başladık abi. Bakanlık kariyerinde başarılar diliyorum. <laughs> Demir selam <bile. gülüyor> Sıradaki soruya geçiyorum. bir spor daha söyleyeyim bak geçen sene Euroleague'de anlatırken Livio Jean-Charles. Abi nasıl güzel bir isim ya. Sanatçı ismi gibi. Livio <laughs> Jean-Charles. Del Potro kazandığında 2009 Amerika Açık'ı kazanmıştı. Oraya kadar Djokovic'in de bir tane Grand Slam'ı vardı. <laughs> Sokrates Stüdyo'ya hoş geldiniz. Sıkça sorulan sorularda, MC işbiriyle hazırladığımız sıkça sorulan sorular programımızda yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Ben Canereler, Armağan Tükünç'ün sizin sorularınızı yönlendirdiği bu olağanüstü soru cevaplayan programda soru makinesi olarak... <laughs> Neyse, kendimizi <laughs> övmeyelim. E, değil mi? Neyse, yani. sen Armağan, kendini övebilirsin. Yok ben övmeyeyim ya, niye kendim. kendimi? Ö, övmeyi sevmem ben ya. Belli, Ama sen... I, I am perfect yazısından belli abi kendini övmeyi sevmiyor. Hayır hocam, burada imperfect yazıyor. <laughs> Bunu kim koymuş bilmiyorum burada. <laughs> çok yakışmış. Kusursuz değiliz hiçbirimiz. Çok yakışmış. Al şarkı abi. gibi oldu, güzel oldu. Beğendin mi? Çok güzel, çok güzel. Gerçekten ya, çok yakışmış. Tamam. Şu an bir sponsorluk yok bu arada. canım, sevdiğim için giydim yani. Belli. Evet. Hemen bekliyoruz buraya bir sponsorluk olarak. <laughs> <falan. gülüyor> Abi sponsorumuz Sen var. Sen pazarlama uzmanısın. Dur ne yapıyorsun Allah <laughs> aşkına. Sponsorumuz var sağ ol. Ya şaka yapıyorum giysi sponsoru. Emci giysi üretirsen Emci'ye de şey deriz. Doğru. Olmaz mı? Abi hızlıca sorulara gireyim mi? E, tabii ki hadi. E, Ama dur ya bir dakika. Ne? O kadar gittin geldin. E işte onun için hızlıca sorulara gireyim mi Biz burada zaten? çalıştık. Biz burada çalıştık. Evet abi haberlerini aldım. Dergiyi bitirmişsin geçmiş olsun. E, ben de bittim. Daha doğrusu bütün ekip de bitti tükendik yani. Ellerinize sağlık. Şu an tükenmişlik sendromuyla sürmenaj bir şekilde burada oturuyor. Ben gittim geldim abi. İşte Liverpool'daydım biliyorsun. Ya. Kaybettik. Ee, tatlı tatlı. Galiba ilk defa Liverpool'un kaybetmişsin o kadar üzülmedim. <laughs> yazıklar olsun ne diyeyim ya. Yani. Armağan orada çok mutlu değil diye. <laughs> ne diyeyim abi. Hasete <laughs> bak. Yazıklar olsun. Valla ya. haset çok kötü bir duygu ha. Valla bak. <laughs> Yedi günah da vardı değil mi? Yedi ölümcül günah. Ben bilmiyorum Haset abi. Vardı. O konularda Bu, bilgim yok benim. Seven filmini izlemedim orada da vardı. İşte Dante'nin meşhur hmm. şey alegorisi. Ee, cehennem alegorisi. Efsanedir. Bilmiyordum valla. Tamam peki. Teşekkür et. Evet David Fincher Baba'ya selamlar. Burada. Selamlar. Ezgi Şahin'in sorusuyla başlıyorum. Çok zor soru. Evet. Haftaya Türkiye'de spor bakanı olarak başlayacağınızı bilseniz ilk 100 günlük icraatlarınız ne olurdu? Hocam zor soru. Bu ülke zor kurtulur falan Abi dermiş. çok zor be. <laughs> Şaka bir yana ya şimdi siyaset ayrı bir mevzu. Bence eğer bir siyasetçiyseniz de ki genelde yurt dışında bu arada spor bakanlığı genelde olmak zorunda değil bence. Çünkü her sporcu da siyasete girmek zorunda değil ama genelde spor geçmiş oluyor. Bizde çok yani yok maalesef. Bizde zaten en büyük problem insanların çok spor izleyip eleştirmesi hatta daha çok futbol yani spor değil futbol izleyip eleştirmesi. Spor bakanlığı futbol bakanlığı zannetmesi ve onun üzerinden de açıkçası pek spor yapmış insanlar olmamaları maalesef. Yani bunun üzerinden de o empatiyi kuramamaları. Ee, bu en büyük problem zaten ama bu Türk siyasetinin genel problemi. Yani bir liyakat ve şey problemimiz var. Yani çok ciddi bir şekilde yani. O ayrı bir konu ama spor bakanı olursak, ee, yani olduk diyelim hadi farazi. Bence ilk siyaseti biraz spordan uzaklaştırmaya çalışırım. Yani oraya bakanlığın nüfuz edişini sadece bütçe yaratmak ve gerçekten insanların işini yapmasını e, bilenlerin liyakatı sağlamak, liyakat düzenini, işte teknokratların gelebilmesini sağlamak, spor kökenli e, insanların iyi eğitim almalarını sağlamak ki sporu da yönetebilsinler. Öyle her e, spor yapmış olanın hemen nasıl e, teknik rektör olmak için e, çeşitli şeylerden geçmen gerekiyor sınavlardan e, bir eski futbolcu olsam bile. Yani sonuçta orada, orada da bir liyakat var. Hadi eski futbolcusun hemen e, gel teknik direktörlük yap olmuyor. Yani bir eğitimden geçmen gerekiyor. Hepsi eğitimden geçiyor. <laughs> Bence burada da öyle bir şey lazım. Nasıl Bayern Münih e, eski futbolcularını yönetime getirirken özel üniversite eğitimlerinden geçiriyor. İşte Oliver Kahn gidip NBA yapıyor. Eğitim bu arada şeklende değil. Gerçekten bir işi bilmek gerekiyor yani. İnsan ilişkilerini bilmek gerekiyor. Her şeyi bilmek gerekiyor. Bunun üzerinden orada bir liyakat ortamı oluşturmak lazım. Federasyonlarla bir kere siyasetin o çıkar ilişkilerini çekmek gerekiyor. Başta zaten güya özel federasyonu biliyorsun futbol federasyonu 90'larda Şenes Erzik'le. Felaket yani şu anki hali zaten. Atamalar var. Atama dediğimiz şeyin kalkması lazım. Her federasyon kendi içindeki yapısıyla bence seçmesi lazım. Ee, zaten Türkiye'de tek kişinin tek ağzından çıkan bir yönetim var. Onun üzerinden gidiyoruz. Ve onun üzerine her şey atamalar üzerinden gidiyor. Yani bir kere bu düzeni kırmak lazım. Bütün düzeni baştan bence bir inşa etmek gerekiyor. Onun dışında asıl çocuklara, gençlere gitmek lazım. Yani okul sistemiyle, spor sistemiyle bir entegre etmek lazım. Yani beden eğitim dersleri falan bile yok galiba birçok okulda yani. Ee, <laughs> Ve biz sadece ülkeyi büyük şehirlerden şey zannediyoruz, oluşuyor zannediyoruz. Onun üzerinden politikalar gelişiyor. Halbuki birçok farklı kentte, farklı coğrafyalarda yetişen, farklı yeteneklere sahip olabilecek sporcular var. Ve sporcu adayları var ve onlara onların ulaşması için belki buna kolay değil. Türkiye'nin kendi yapısı gereği, kendi konjonktürü gereği ama yani bence mesela yurt dışından model almak da kolay değil. Onları ayarlayıp alıp uyarlamak da gerekiyor belli konular. İşte Fransa'nın enstitü sistemi var mesela. Britanya'nın da keza öyle. Avustralya'nın enstitü sistemi var. Enstitü sisteminin güzelliği şu. Farklı yerler oraya enstitülerin yerlerini açabiliyorsun. Mesela Fransa'da öyle sadece bir tane insep yok Paris'te yani birçok yerinde var ve o bölgenin sporlarına göre yoğunlaştırabiliyorsun yani kendi coğrafyasına göre işte kış sporlarına mı uygun e, atletizm yüksek irtifa o tip işte Süreyya Aya'nın geldiği gibi ya da atletlerin geldiği gibi. Güneydoğu, Doğu'daki belli yerlere mi uygun? Yani tamamen şu an farazi konuşuyorum. Bunları oturup da birçok planlar yapmak lazım. Tabii ki. Hatta ben bunu yönetiyorsam çok iyi danışmanlarla yönetmek lazım. İşi bilen insanlardan yardım almak lazım. Yani o kadar uzun bir iş ki 100 günde çözülecek bir iş değil ama 100 günde önce bir kere yani bunlar lazım. Ama bunları uygulamak için tabii tek başına karar vermiyorsun ki bunların şeyden geçmesi gerekiyor onaylardan falan. Bir de şeyleri karşılaştığında felaket farklar var yani. Türkiye'nin spor bütçesiyle. Mesela Fransa'nın spor bakanlığının bütçesi arasında ciddi farklar var. O yüzden de zaten senin aranın spor kültürü açısından farklı. var. Bir kere şeyi çekmek gerekiyor. Yani insanları hani geçen galiba bakan açıklama yapmış tuhafıma gitti. Bizim dönemimizde işte bu küsur yılda AK Parti döneminde şöyle spor kültürü inşa ettik. Spor kültürü öyle inşa edilmiyor yani açıkçası. Onu bir bir kere kavramları falan da bir doğru oturtmak lazım. Onun meselesi ayrı uzun. Yani zaten mesele şuna döndüğü zaman problem oluyor. Siyasi ideolojik ya da işte parti partimiz şunu yaptığı kanıtlamaya gittiğin an zaten o oradan çıkıyor yani. Sen gerçekten Türkiye'de sporu geliştirmek mi istiyorsun yoksa biz şunu yaptık bunu yaptık mı meselesine gitmek istiyorsun? Kendi reklamını ve bunu mu yapmak istiyorsun? Anlıyorum o için bunlar gerekiyor da her şeyde propaganda değil. Bir kere Milli Eğitim Bakanı'yla mesela ortak çalışmak gerekiyor. Yani Gençlik ve Spor Bakanı direkt yani işin içinde olması lazım. Tuhaf tuhaf şeylerden sorumlu mesela Spor Bakanı. Yani üniversitenin yurtlarından falan da sorumlu Gençlik Bakanı olduğu için. Yani Anlatabiliyor muyum? Çok enteresan, garip şeyler var orada. Bir kere bu yani zaten Türkiye'nin genel siyaset yönetim rejiminin bir değişmesi lazım ki spor bakanı da şey yapabilsin. Ama bana gelirse de yapabileceklerim en fazla ilk başta bunlar ama çok genel şeyler. Bilmiyorum unuttuğum vardır kesin Armağan. Sen, sen gelsen ne yaparsın? Aman yani. abi yani... Bu arada ben gelmek istemiyorum hani seyircimiz sorduğu için söylüyorum öyle bir şeyimiz de yok yani ben, tabii ki. Siyasete bu kadar girmişken hemen birine bir selam yollamak isterim. Nedir? Ee, Bizim isim babamız Sokrates'in politik bilincinin oluşmasında da önemli bir karakter olan evet. Lula geçen hafta seçimleri kazandı Brezilya'da. Eee kendisini tebrik ediyorum buradan. Evet, ben selamlarımızı de selamlarımızı iletiyoruz. Ben de dergide Sokrates'e ithaf ettim. Çünkü dünya kupasında illa kazanman gerekmiyor kahraman olman için. Bir de sporcuların halkının farklı sorunlarıyla ilgilenmesi önemli. Yani Juninho Juninho bununla ilgili çok güzel bir açıklama yaptı 2 gün önce. Muazzam. Neymar üzerinden. Ne güzel gömmüş. Evet abi. E, Bolsonaro destekçisi e, futbolcuları. Neymar. Bana bir şey hatırlattı da söylemek istemiyorum şimdi. Abi o zaman sana e, siyasi kariyerinde başarılar diliyorum. Bakanlık E buradan başladık galiba. Bakanlık kariyerinde başarılar diliyorum. <laughs> Demirtaş selamıyla. <laughs> Sıradaki soruya geçiyorum. <laughs> Bu arada şaka yani siyasete girmek gibi bir şeyimiz yok. Tamamen soru üzerine şeyimizi yaptık. Yine e, neydi? Sosyal adalet savaşçısı <laughs> yaftasını yiyeceğimiz yorumlarda evet, evet. neydi? Just... Social justice warrior. Seceveler. Seceveler. Evet yine. Yaftayı yapıştır hemen böyle. Her şeyi yaftayı yapıştırın zaman zaten bitiyorlar. Devam ediyorum. bakın. Sevgili Nigel sormuş. Evet abi. Del Potro, Federer ve Nadal prime dönemindeyken... <laughs> Amerika 2009'u kazanmıştı. Üstelik maçları izlerken baskın ve üstün olduğunu izleyicilere de hissettirmişti. Yeni bir dönem mi başlıyor derken sakatlıklar başına bela oldu. Potansiyel olarak Big Three'ye en yakın isimdi diyebilir miyiz? Ee, ya evet tabii ki yakınlardan biriydi. Çok da uzun bir liste de değil aslında bu arada. Zira bak aklıma geliyor şimdi. Del Potro kazandığında 2009 Amerika açığı kazanmıştı. Ve orada seyircimiz işte bahsettiği zaten not. Oraya kadar Djokovic'in de bir tane Grand Slam'ı vardı. 2008 Avustralya. Aa gerçekten. Tabii ikisinde birerdi. Yani o kazandı bir bir oldular. Ve 2005 tabii 2005 tabii 2005 Avustralya açı sürpriz bir şekilde Marat Safin. ya sürpriz çok iyi bir raketti bu arada Müthiş yetenekliydi de. Federer'in hani kazanması beklenen bir turnuvaydı. Federer'in yendi kazandı. Manassa 2005 Avustralya açık kazanmasından sonra 2008 Avustralya açığa kadar sadece Federer ve Nadal turnuva kazandı. Hmm. Sonra 2008'den Del Potro'ya kadar yine sadece Federer Nadal kazandı. 2009 şey kadar. Acayip bir yani bu arada. İlk aslında o rekabetin büyüklüğü burada bahsettik ya ilk hakimiyet ikisi kuruyor. Tabi zaman algısında Djokovic 2011'den itibaren devreye girmeye başlıyor aslında. Yani 2004-2005'ten itibaren 2011'e kadar domine eden ikili var. Ee, o ikilinin arasına girmeye çalışıyor önce herkes. İlk giren Djokovic evet. 2008'de ama bir tane kazanıyor. 3 yıl hiçbir şey kazanamıyor yani Grand Slam anlamında söylüyorum. Sonra 2009'da Del Potro kazanıyor. Hakikaten o anda o e, konjonktürde ya Del Potro da işte Djokovic beraber üçlüyü değil ikiliyi yani o halde algıyı hmm. e, konuşalım. Üç, daha henüz üçlü değildi. Henüz Big 3 değildi. Yani daha iyi, yani olmaya adaydı Djokovic'in adaylığı. Ama Del Potro da adaydı anladım. Evet, şeyi, bravo. Aynen öyle. İkisinin oyun tarzı da bir farklı yani. Fiziksel olarak farklılar. Bir kere Del Potro 1.98 <laughs> oyunda bir dev. Ama işte burada geçen hafta konuştuk değil mi bu fiziksel bak tenis oyuncusu uzun evet, boylu abi. bak Del Potro örneği aklıma gelmemişti çok iyi örnek. Seyircimiz herhalde belki de oradan aklına da geldi. Ee, Del Potro 1.98 olup kortta o kadar iyi hareket eden ilk büyük raketlerden biri bence öncülerden biri. Yani bir kere e, tamam hala ayaklar o kadar hızlı değildi ama çok uzun bacaklar ve çok uzun kollarla böyle ahtapot gibiydi ya kortta. Ve o ahtapotlukta tekniği çok iyiydi. Yani içten dışa forend dediğimiz vuruş çok teknik bir vuruş. Onları olağanüstü yapardı. Zaten Federer'i işte 2009 finalinde yenerken yani inanılmaz ya Federer bunalmıştı artık o içten dışa forendlerde. Ee, zaten o dönemde galiba herhalde bir son 15 on, on yılın en iyi forendlerinden bir tanesidir. Yani Federer Nadal seviyesinde neredeyse. Yani öyle ona yakın bir forendi vardır. Bir yana çok güçlü bir servis. Ya aday olur muydu? Evet. Ne oldu? Onu da anlatalım bu arada. 2010'da ilk büyük o bilek sakatlığını getirdi. El bileği sakatlığını geçirdi. Bir bölündü kariyeri. Akabinde geri döndü tekrar. Ee, hani Grand Slam'da kazanmaya aday oldu. Tekrar ee, o dediğimiz bu sefer big, big three olmuştu. Artık bir büyük üçlüyü zorlayacak adam olmuştu. Çünkü Djokovic 2011 Anus Mirabilisidir. Yani özel bir senedir Djokovic'in. İlk büyük patladığı yani senedir. Ee, ama tam bir içindeki güç öyküsü aslında bir yandan da ya, o kadar problem yaşayıp el bileğinden o problemi 4-5 defa yaşadı. Sayısız ameliyat oldu. Hani Rıdvan Dilmen gibi hani sürekli ameliyat olurdu ya bizim çocukluğumuz <laughs> Rıdvan Dilmen yine ameliyat evet, oldu. Evet. Yine ama o dönemiyordu mesela şey döndü kazandı tekrar kazandı hatta olimpiyat ikincisi oldu işte Arjantin'e Davis kupası kazandı yanlış hatırlamıyorsam yani tekrar turnuvalar kazanıp dünya üç numarası oldu bir daha hatta en son 2018'de döndüğünde artık o dördüncü dönüşü bu yani döne döne bir hale oldu artık ama bak bu çok önemli bir şey çocuk hiç vazgeçmedi yani bırakabilirdi bence bazı sporcular yeter artık deyip sonuçta parasını da kazanıyor falan ondan sonra Arjantin'de çok popüler bir sporcu oldu zaten. o 2000'ler jenerasyonu çok özeldir Arjantin'in. ve Nalbandian'lı jenerasyon işte Gaston Gaudio Nalbandian derken Del Potro en zirveye çıkmıştı. onlar çünkü Gaston Gaudio Grand, Slam kazandı ama Nalbandian kazanamamıştı. Velhasıl e, 2018'de döndüğünde bir Amerika açık finali daha oynadı. Ve orada Djokovic'e yenildi. Ben artık orada final oynaması çok dramatikti bu arada. Yani o dönüş anlamında bir Yılın geri dönüş ödülüne de zaten aday olabilecek kadar önemli bir geri dönüştü. Ama bir daha adam çocuk hasta şey yaptı. Yine aynı problem. Kronik sakattık yani el bilekleri. Belki de o işte o oynama tekniğinden de geliyor. Yani o kadar kuvvetli vuruyor ki o forehandlere o bilek bir de o, o esneklikte olmayabilir. Mesela Djokovic de biliyorsun ya yani lastik adam. Tam o lastik adamlıkta değildi. Belki işte... Fiziksel oyun tarzı bazı futbolcularda olur ya kronik şey sakatlı olur vücudunun yapısı gereği ee, hamstring ve şey sakatlı olur. Keita. Ha, Çok kalf ve hamstring sürekli evet. şey çıkar baldır veya işte Emre dizarlık. Emre öyle. öğretti. Ha, bravo aynen. O tarz futbolcular çok vardı mesela. Biraz ben benzetiyorum aslında bu çünkü elbirliği bir kronik problem orada. Velhasıl sonunda artık en son bu sene emeklilik kararını açıkladı Del Potro. Yani olur muydu? Olabilirdi. İşte sakatlıkların engellediği büyük kariyer diyebiliriz aslında. Ama yine de büyük iz bıraktı bu arada. Yani 10 yıldır uğraştı geri dönmek için her türlü. O anlamda takdir edilmesi bir kariyer yani. Teşekkür ettim Neydi? Abi. Dur söylüyorum. Neydi? E, Tandil Kulesi'dir. Ha öyle miydi? El Cicante del Tandileze gibi ismi şey vardır. <laughs> lakabı vardır. <Çok> Tandil, <laughs> Tandil devi. Tandil de bu arada Arjantin'in en ünlü etlerinin geldiği yer. Ve en önemli su kaynağı şeyidir yeraltı su kaynakları. Bağlantılı mıdır bilmiyorum. Hayvanları çok serbest bırakıyorlar. Sen çok sevmezsin bu muhabbetleri de. Evet sevmem. Meşhur Arjantin eti işte. Evet abi. Yani hayvanları serbest bıraktıkları için et daha lezzetli olur diye. Böyle bir sana Vedat Minor usulü. Kapatalım bu bahsi. <laughs> Armanit sevmiyor bunları o yüzden üstüne gidelim. Kapatalım o bu bahsi. Sonra Liverpool'a giden sens tabii ki üstüne gideceğim. Tamam teşekkür ettim. RC'ye isimli takipçimizin sorusu. Bir dakikadan fazla süre vermeyeceğim sana. Hemen cevaplamanı istiyorum. Buyur abi. Çünkü soru şu. Bir spiker olarak adını söylemekten çok zevk aldığınız kimler var? <laughs> Mesela Bastian Schweinsteiger demekten hoşlanıyor musunuz? Güzel. Anlattım da Bastian Schweinsteiger'i çok. Biz bir ara Eurosport'ta Bundesliga'da verdi 3 sene. Orada bayağı Bundesliga anlatmıştım. O zaman oynuyordu yani Bayern Münih'te hala. E, o zaman Şampiyonlar Ligi falan da çok anlatıyorduk ya. Baya bak bu arada D-Smart'ta çalışırken Şampiyonlar Europa Ligi, Baya futbolcu da anlattım. E, ee, Şimanşlar hakikaten iyi isim. Ya diğer sporlar futboldan düşünüyorum. Ne olabilir? Bak zamanında Yeboa'yı anlatmak isterdim. Anlatmadık ama. Yeboah diye. Onun acayip bir golü vardır ya. Haklı <laughs> bu Bir de Amakarçi. Onun üstü bence. Senin Beşiktaşlı olduğun zamanlar. <laughs> eski zamanlar. Bayağı eski aynen. zamanlar. Aynen doğru. Ee, Valla düşünüyorum herhalde diğer sporlardan çok anlattığım <laughs> Contador bak güzel isimdir. Alberto Contador hmm. Velasco bir de Bu Latin e, kökenli isimlerde ikinci soyadı da söylediğinde daha da afilli oluyor ya. Güzel oluyor. Ondan sonra Alejandro Valverde mesela bak çok güzeldir şey isimleri. Ben bir de İtalyan isimlerini çok severim. Çok güzel oturur yani. Alessandro Del Piero falan böyle. Çok ben senin şey telaffuzda en çok şey demeni Nedir? seviyorum. Giulio Ciccone demene bayılıyorum. Aa Ciccone. Orada çok güzel bir vurgu yapıyorsun. Abi İtalyan özel isimleri biliyorsun şey, sesli harfle biter. O yüzden o şeyi çok verebiliyorsun vurguyu. Çok güzel oluyor. Sesli harfle bitmiyorsa bu arada şey bilgi, ek bilgi. Köken olarak ya Sardunyalıdır ya da kuzeyde Trento-Alto-Adige bölgesi vardır. Alman-Cermen kökenleri vardır. Oradan bir soyad geliyordur. Valla bak bu çok kritik şeydir bu. Önemli mevzu. Valla ışığın aydınlığı. Mesela Armin değil. Zögeler sence nereli? Armin Zögeler. 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 Nereli sence? Avusturyalı. Değil İtalyan. İtalyan mı? Evet. <laughs> Gerçekten. Evet abi. <laughs> o, yani. Neden? Çünkü oradan yetişmişti. Trento altı gibi. Okey. Teşekkür ediyorum. Şey e, bu arada bir sporcu daha söyleyeyim. Bak geçen sene evet. Euroleague'de anlatırken Livio Jean Charles. Abi nasıl güzel bir isim ya. Sanatçı ismi gibi. <laughs> Livio Jean Charles. Muhteşem. Bak bir de bak son dönemde bisikletçilerden aklıma geldi. Bir dakikayı geçiyorum ama. Aurelien Parapentre. Abi ressam mısın? Ya hocam yani, sen de maşallah. Yani. Şiir okur gibi isim. Nasıl şey Aurelien ya? Muhteşem çok güzel. Yani. Çok güzel. Evet, Devam ediyorum. Evet abi. Dinleyim. Teşekkür ediyorum. GK. Kesin ki... alta bu arada gelecektir. Ya bu sporcu falan diye de güzel olur. Haftaya liste yaparız. Yaparız abi. Evet. GK isimli kullanıcımız. Sizce Formula 1'de Max Verstappen dominasyonu başladı mı? Ve kariyerinin sonunda kaç şampiyonluk bekliyorsunuz? Abi dominasyon başladı mı demek için... Bu arada dominasyon kelimesini hükümdarlık, hegemonya olarak düşünün şey gibi. Türkçe polisi olarak. Tamam öyle. <laughs> bu arada ben de çok kullanıyorum arada da. Ee, şöyle, abi onu söylemek kolay değil. Çünkü e, şu var, aday mı hep bir hegemonya kurmaya, e, bir hanedanlık diyelim hatta aslında. Bunlara hep hanedanlık diyoruz. E aday tabii ki. Yani şimdi 25 yaşındasın iki e, dünya şampiyonluğu kazanmışsın. Ki 25 yaşına gelip de daha önce iki dünya şampiyonluğu kazanan çok az var. Hatta şöyle söyleyeyim galiba Fetel var bir tek. Hmm. Yani düşün aslında kariyer çizgisi olarak. Ki Sebastian Fetel üstü 4 kazandı. E, 27 tabii 27 28 yaşına kadar. Sonra e, işte Ferrari'ye geldi. Çocuğun Ferrari bahtsızlığı ona da bulaştı. Yani bir daha da olamadı ve emekli oluyor yani. Çok üzüldüğüm bir konudur aslında. Bence kariyerin 6 7'ye gidebilecek bir ve müthiş bir karakter. Çok sevdiğim bir karakter Fetter. Ee, o yoldan mı gidecek? Şimdi i̇şte bilemiyorsun. Yani şimdi Fetel ilk 4 alırken de diyorduk herhalde e, Schumacher rekorunu kıracak. <laughs> Schumacher 7'sine hani e, Lewis Hamilton değil de o ulaşacak. Çünkü Lewis Hamilton da 2008'de kazandı. O zaman 23'tü. 6 yıl bekledi sonra. Yani 2014'e kadar kazanamadı mesela. Lewis Hamilton o kadar genç kazandığında 2000, 2008'de şey deniyordu. Lewis Hamilton'ın hanedanlığı mı başlıyor? Şimdi o hep sorulur. Olacağımı olmayacağımı Verstappen'in kariyerine kendi vereceği kararlar, kendi formu, içine bindiği otomobilin gücü yani hep burada konuşuyoruz. Sonuçta Verstappen 17-18 yaşında Formula 1 kariyerine başladı. Toro Rosso'da başladı. Yani Red Bull'un ikinci takımına başladı. E orada yeteneğini gösterdi. Hemen Red Bull'a geçti. Bir yarış kazandı 2016'da tabii. İlk, ilk yarışını Red Bull'da kazandı. Sonra 2020'ye kadar hiçbir şey kazanamadı. Yani böyle bir durum da var. Yani yarışta kazanamadı. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani bu hemen sürekli devam için Seneye belki de Ferrari aracı daha iyi olacak. Ne oldu? Çok güvenli sularda yüzüyorsun. Abi bana tahminini söyle. Bak izleyicimiz sormuş ya. Kariyerinin sonunda kaç şampiyonluk bekliyorsunuz? Baba diyecek ki ben seneye Ferrari'ye gidiyorum diyecek. ben. Bana bana rakam ver. Şimdi Ferrari'ciler kızmasın. Ben de Ferrari severim orada <laughs> da. Yani bağımsızlık açısından sıkıntı var. O yüzden söylüyorum. Abi bence kurar. Çünkü çok e, şeyi görüyorum ben Verstappen'de nacizane. Verstappen'de. Geçen seneden bu seneye bile bir yaşta olgunluğu var. Yani bu seneki işte o şampiyonluk bariyerini kırmak bir kere bir kere insana bir özgüven getiriyor ve artık o şeyi kırıyorsun. Ya uh -huh. çünkü hep söylüyordu ilk röportajında bir kere de olsa kazanmak istiyorum. Uh -huh. Bir kere kazansam bana yeter dedi galiba bir röportajı vardı Max dünya şampiyonu Aldı ve o yüzden bence bu ikinciyi kazanırken çok daha olgun. O içindeki hani bu sporcular çünkü çok zor ya yani şey bir iş yapıyorlar. Genelde işte kibirli görünmelerin sebebi o. İçlerinde acayip bir alev ve ihtiras var kazanma hırsı var. O olduğu için de açıkçası dışarıdan böyle şey gözüküyorlar. Bazen antipatik gelebiliyorlar. Verstappen'in de öyle bir şey olmuştu ya. Çünkü o kazanmak Yok. için o makyabelist yaklaşım çok oluyor e, motorsporların. Çok fazla var. Yani şurada işte şeyde var ya Prost e, şeyde var. Senna da hani kaza yaparsan kazanacaksın. İşte o çok konuşulur. Hala tartışılır o Japonya Suzuka meşhur kazası. Yani o yüzden de bazı mesela Prost da o belgeselde Senna belgeselde çok antipatik gelir. Halbuki Prost'un kariyerine baktığında aslında e, yani onun da ne kadar günah var diyebilirsin. Senin acılar kızacak diye. bu öyle bir şey yarışı değil. Günahsız günahlı olmak bilmem ne yarışı değil yani. Tam tersi kazanmaya çalışıyorlar orada adamlar. O kadar ciddi tehlikenin altına giriyorlar. Çok büyük paralar kazanmanın sebebinin de zaten ortasında o var. Ama Verstappen'de de o var ama bence bu sene onu evcilleştirdiğini gördüm ben. Yani yönetmeyi başarıyor gibi görüyorum artık o rage dediğimiz o içindeki şeyi ateşi, alevi, öfkeyi her neyse yani ihtirası kazanmıyorsun her neyse. Onu böyle şey yaptığını görüyorsun dizginlediğini artık ket vurduğunu görebiliyorsun doğru yönlendiğini görebiliyorsun. O yüzden hanedan kurmaya tabii ki en büyük aday. Kurar da bence ya. Kurar hadi kurar diyoruz. İyi hocam. Tamam, hadi. 3 sene sonra çıkar bu kadar. <laughs> tamam. Berstapen rekorunu şey olur mu? E, zaten bu sene rekor kırdı bir senede 14 yarış kazandı. Schumacher'le ile Vettel'in meşhur rakorunu kırdı bir sezon içerisinde. Ha şu var. 22 yarış var bu sene. Yarış daha fazla. E, Schumacher 18'de 13 kazanmıştı. Vettel 19'da 13 kazanmıştı. Şimdi e, 20'de 14 kazandı. Değil mi? 19 tabii 20'de 14 kazandı. Aslında yani baktığında şey ...çok dengeli kırdı. Evet iki yarış daha kaldı. O yarı, e, geliştirme ihtimali var. Yani o açıdan e, şey de... Ka ...yarış kazanma şeyi de çok iyi 2020'den bu yana. İyi yolu açık olsun diyoruz. Aynen abi. Futbola geçiyoruz. Evet. İngilizce drop the shoulder tabirinin karşılığı nedir? Özellikle defans oyuncuları için söylenen <laughs> bu... ...omuz düşürmek ne anlama geliyor demiş genç Arsenal. Abi şey klasik bu şey... ...en bilinen triklerden biri ya... Ee, ...şu omuz hareketini yapıp diğer tarafa yani... ...ayağınla omuzunu... ...düşük omuz işte... Omzunu düşürüyorsun. Fake atıyorsun aslında. Omuz fake. Ha fake şey Rakibinin mi? Takibinin de omzunu düşürüyorsun bu arada. Bel kırma, bilek kırma hareketleri var. Ines'in acayip drop to shoulder'ları vardı. Ay yanlış okumuşum. Özellikle defansif oyuncular yazmamış. Ofansif oyuncular demiş. Ha ben duymuşum. Şey ben de diyorum ki genel anladım. Ben de niye defans oyuncusu fake atıyor diyorum ya. Ben yanlış okumuşum pardon. Ha ben soruyu genel anladım zaten. Öyle öyle soru genel zaten. Anladım. Tamam yani zaten fake atacak oyuncunun şey hücum oyuncusu olması lazım yani. Messi çok yapar işte. Müthiş çalımıdır onun. Şöyle gider tak sen bakkala göndermek aslında şeyle. Omuz şöyle. Ama sadece omuzla yapmıyorsun onu bu arada. Ama ismi drop the shoulder. Yani omuzu düşür. Düşük omuz. Hani bu modada da vardır ya. Çökük omuz düşük omuz şöyle. şöyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> Babanın rakibin omuzlarını çökertiyorsa kendi omzuna fake atarak gibi bir şey var bildiğim kadarıyla. Güzel. Neydi onu? Shoulder faint diyorlar galiba. Shoulder yani şu hareketi yapmak. Şöyle yapıyorsun topla da gidiyorsun tak diye öbür tarafa gidiyorsun baba bunu mesela bizim şey çok iyi yapar. Kim? Vücut çalımı, omuz çalımı Thiago. Ha Thiago evet. Onu bir de şeyde yapıyor. İşte Chavi'nin şeyi, Aniyasa'nın yaptığı mesela o benzer orta saha ya Bütün çevresi çevre farkındalığı, çevre kontrolü gelirken yapıyor bazen yani. Topsuz yapıyor yani. İzle onun videolarını. Acayip good evet, evet. shoulder'ları var. Teşekkür ettim. Evet. Ali Torçur diye doğru mu okuyorum bilmiyorum. Yabancı spor medyasından birlikte çalışırken en çok eğleneceğini düşündüğü 3 ismi bizimle paylaşabilir mi? Erman Ükunt. <laughs> Estağfurullah. Abi tanıdığım insanlar da var iletişimin olduğu geçmişten bu yana. Mesela Rory ismi çok tatlı adamdır New York Times'ın futbol baş yazarı. Bilmiyorum çok şey bir soru ya. Eğlenceli olup olmadığını bilmek açısından. Ha, uzaktan geliyor mu eğlenceli. Sıkıcı bir cevap da vermek istemiyorum orada. Senin yani, hakkında biri geldi. Şey mi? falan çok eğlenceli görünüyor ya abi. İşte Kim? Jamie Kerr, Gary McHitches, Diandre Ianri üçlüsü. Hani Aha. birini paketleyip yerine sen geçsen çok eğlenirsin gibi. O yani onlar eğlenceli olmasa da yanına geçmek istersin vallaha <laughs> efsane yani şey olarak hani futbol olarak, futbolcu olarak şey önemli figürler bir de. Ben hani as bizim gibi yani fut ya, tamam ben de basketbolcudan geliyorum. Bizim ünlümüz bir şeyimiz yok. Biz işte bu meslekle işimizi yapıyoruz yani. Öyle insanlar düşündüm ben açıkçası. Yani aslında bir de gerilinekar var orada, hmm. acayip yani. yani, futboldan aklıma gelen. Abi bir de NBA şey çok iyi ya, ee, yıllardır Charles Barkley, Henry Smith ve şimdi Shaq da geldi son yıllarda. Orada e, Ernie Johnson da olağanüstü bir sunucu mesela, bak onunla da vakit geçirmek isterdim, enteresan bir adam basketbolda. Şey var bu yeni dönemden Jason Conception var mesela, konsepsiyon çok enteresan bir adam ee, şey. Şimdi en son Ringer'daydı eski ESPN'cilerden hmm. ondan sonra o da var çok komik tatlı adam. kendi böyle bir bilgisayarın başına falan çektiği bir program vardı o da komiktir yani aklıma onlar geliyor yani ilk böyle düşündüğüm ama eğlenceli olma meselesini yani bilemedim. Bilemeyiz. Fatih Demirel'i çok komiktir yabancı basın mensubu sayılır Alman'dır. <laughs> Bak Fatih Demirli ile çok eğlenirsin. Çok Bizim güzel bağladın. Müthiş meşhur menü halılarımız var, İnanılmaz. Çok güzel bağladın abi. Fatih Demirli ile konu. Öyle yarı. yarı selam yarı... söyleyelim o zaman buradan. E evet Tabii de buradan. buradan zaten tamamen selam söylemek için kullandım. Yeni görevinde de başarılar. Aa diye. evet doğru. Şimdi hazır bahsi açıldı. Yeni görevinde de başarılar. Vallahi diye bunun diye için bir oyun yapmadım kesinlikle kendisini Galatasaray kulübünün doğru bir karar verdiğini söylemem lazım. Kim karar verdiyse katılıyorum. Ben Tebrik dedim. ediyorum. Çok kendisine. donanım. Bak liyakat donanım dedik. Çok donanımlı bu konuda gerçekten e, iyi bir isimdir. Yolun açık olsun Fatih. Çok sevgiler kendisine buradan kocaman sarılıyoruz. Abi soruları bitirdim. Hocam bir son Liverpool bir şeyi yok muydu ya bu senin e, yok, ne var? şeyde ne var? basın mensubu konusunda. Neyi? E, onu da çıkaramadık. Bak, ne? mesela John Thomas çok eğlenceli bir adam değildir. Sen tanışmışsındır. Tanıştık yani. değil mi? Biz var evet. Ha. Var. Çok eğlenceli bir adam. Ben Blayde'yle beraber maç izledik. Öyle mi? Aynen yıllar önce. Çok güzel. Aynen, böyle de hatıralarımız var, çok güzel, var. Çok güzel abi. Aynen. Tamam. O zaman Jonathan Wilson'a da selam söylüyorum. Kapatma için topu sana atıyorum. O zaman ben de e, hafta sonunu Liverpool'da, İngiltere'de geçiren Armağan Küç ve hafta sonunu e, çalışarak bu ofiste tabii mutluyuz tabii bundan ama sonuçta bir insanın çalışma şeyi var, sınırı. <laughs> ve Dünya Kupası sayısı çıkıyor. Biz hatta program yayınlandığı gün muhtemelen çıkmış olacağız. Bir aksilik olmazsa yolda. <laughs> Bak söylüyorum şimdiden, tanıtım yapıyorum. İçinde posterimiz olacak, içinde futbolcu kartlarımız olacak, mitos kartın. Üstüne süp Dünya Kupası özel sayısı, bütün rehberiydi, her şeydi. Ee, sayımızı lütfen e, buradan abone olun abone olun. Armağan Öküç bunu zorla söyletiyor bu arada yani bu. Benim çünkü pazarlama <laughs> işim değil ama abone ol abone ol. <laughs> hem kanalıma abone ol hem dergiye abone ol. Bütün Sokrates'e abone olun lütfen. Her şekilde abone olun. <laughs> Biz de veda ediyoruz. MC İşbirliği'yle hazırladığımız sıkça sorulan sorular programında Armağan Öküç ve ben Cener'ler sorularınızı sorup yanıtlamaya çalıştık. Umarız e, keyifli program olmuştur. Yine sorularınızı yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bu sezonki yeni formatımızda özel bölümlerde Sokrates'ten çok değerli konuklar da ağırlıyor. Her branştan spor tarihinde önemli yere sahip maçları, yarışları ve hikayeleri anlatacağız. Her pazar şampiyonların kahvaltısında zamanı geri sarmak için buluşalım.